Dünyanın nefis yemekleri videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için 3 adet kırmızı pancar yaprağını kullanacağım. Önce kırmızı pancar yapraklarını ince ince doğruyorum. Bir adet de kuru soğan doğruyorum. Uygun bir tavanın içine bir fincan sıvı yağ ekliyorum. Ve içine doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Soğanları biraz kavurduktan sonra içine tuz ve kırmızı biber ekliyorum. Soğanlar kavruldu ve şimdi içine doğramış olduğum pancar yaprağını ekliyorum. Pancar yaprağını da yumuşayana kadar kavuracağım. Pancar yaprağı kavruldu ve soğumaya bırakacağım. Uygun bir kabın içine 2 adet yumurta kırdım ve yumurtaları biraz çırpıyorum. Şimdi içine 1 su bardağı yani 100 gram mısırını ekledim. Ve 1 su bardağı da yani 100 gram buğday unu ekliyorum. Toplam 1,5 su bardağı yani 150 gram süt ekledim. Ve 1 paket kabartma tozu ekledim. Kabartma tozu 10 veya 11 gram arasıdır. Şimdi içine soğumuş olan pancar yapraklarını ekliyorum. Ve iyicene karıştırıyorum. Kek hamuru kıvamında bir hamur elde ettim. Uygun bir borcama biraz sıvı yağ ekledim ve fırçayla her tarafına sürüyorum. Altına biraz da susam ekledikten sonra şimdi hamuru borcamın içine ekliyorum. Üzerine de biraz susam ve çörek otu serpiyorum. Evet.
Isıtılmış 170 derece fırında pişireceğim. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz pişti. İster ekmek niyetini tüketin, isterse kek niyetini tüketin. Sağlıklı ve nefis bir tarif. Lütfen buraya kadar eğer videomu izlediyseniz, videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Görüş ve önerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi size yapmış olduğum ekmeğin dokusunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir hamurlaşma yok. Sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.